Ben Serkan Şenay. Ben Ozan Aydemir. Macera arkadaşlık vedası uslu duramayanlardan. Siz de durmayın. Hem de uslu durmayın. Türkler ve Orta Asya'daki bazı devletlere ait tarihi ve milli bir spor olan kökbörü, eskiden yiğitlerin savaşa hazır olmalarını sağlamak için yaptıkları antrenmanlardan ortaya çıkan ve at üstünde yapılan spor türüdür. Oldukça tehlikeli olan bu spora Türkistan'da gökböri, Kazakistan'da kökbar, Özbekistan'da kökbari, Afganistan'da buzkaşı ve Kırgızistan'da kökbörü denilmektedir. Bu bölümde sevgili Ozan'ın kararıyla Kırgızistan'a gidiyoruz. Lafım ona da gider, buna da gider. Hepinizi toplasak kaç adam eder. İki kimisi sever, kimisi yerer. Hadi bu yol buradan neminle her dibine gider. Kardeş biraz sus, nereye kadar? Sende her söz yatsıya kadar. Nereden çıktın bro? Kimse bilmiyor. Sahte o tapun, inşaatta topun. Yoktun burada var. Sanki bura Paris. Aşkım rap ve platonik, yok yerime varis. Rap'imi bitireceksin ah. Beni mi bitireceksin ah. Beni de bir denesen ah. Ama bak ben acımam ah. Buna bak hadi bu da bir parodi. Yalana dolana pes. Orada burada rap ede bu kadar kendinin önünü kes. Bunun etini yediniz yine de yemedi filminiz. Bir iki boş kelimeniz. Rap'imi kaldı ki priminiz. Vallahi yoruldum. Ah Ozan, bu külüstürü nereden buldun Allah aşkına ya? Ya seni bedava zaman yolculuğuna çıkarıyorum. Daha ne istiyorsun? He zaman yolculuğu. 70 model arabayla 5 saattir gidiyoruz. Bizi ne maceralar bekliyor Serkan? Hazır mısın Kırgızistan'a? Hazırım. Aa sürü gidiyor ileride bir tane çok güzel. Oo bayağı yaldır yaldır koşuyorlar. Of 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 of. Sen Kırgızca biliyor musun? Yok. Bizim orada iletişimimizi kim sağlayacak? Ya ben daha önceden tanışmıştım. Bir tane abi var. Ulan Bek abi. Ulan mı? Ya ulan onlar da yiğit anlamına geliyor. Abicim niye üstüme geliyorsun? Arabanın freni zaten zor tutuyor ya. Geldik. Vallahi. Vallahi geldik. Patlıkları gördün mü burası galiba? Aa, ah burası. Be Ozan ya. Ah be kardeşim. Ya ne diyorsun? Ne diyorsun? Merhaba. Ah be. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten yaklaşık 350 kilometre uzakta ve Isık Gölü kıyısında bulunan Almalı Yurt Kampı'na nihayet geldik. Yani arabadan iner bir soluklanır ve direkt kökbörü antrenman sahasına gideriz diye planlıyorduk ki 6 kişilik bir aileden oluşan Kut Müzik Grubu gülen yüzleri ve tüm samimiyetleriyle şarkılarını söylerken sanki bizimle tekrar buluşmanın mutluluğu içindeydiler. Çok teşekkür ederiz ya. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhabalar. 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 Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merhaba. Aa, siz Türkçe biliyorsunuz. Merhaba. Hoş bulduk. Kırgızlı'nın borsoğu. Sarmaydan salıptır. Bu nedir? Sarmay. Arkadaşlar. Siz evet. Türkçe biliyorsunuz. Ben biliyorum. Harika. Evet. İsminiz? İsmim Ulukman. Ulukman. Serkan benim de. Ozan benim de. Merhaba. Ulan Bek abi nerede? Ulanbek abi yarınki kökbörü organizasyonları için şu anda meşgul onunla. Yarın sizinle görüşürüz. Tamam, çok güzel. Şimdi uzaktan gelmişsiniz, ta Türkiye'den gelmişsiniz. Evet. Vallahi bayağı yoldan geldik. Acıkmışsınız. Ya sağ olun, çok teşekkürler. Çok zahmet etmişsiniz. Şimdi isterseniz içeri geçelim.
biraz Kırgız yemeklerini tadın. Bunların süper. Dışında da var. Tamam daha. Ben sana bir gidip ne yaptınız? Yolda şundan bir tane daha alayım. Ayıp olmaz size teşekkür ederim. Kırgızistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler hep daha iyileşecek, hep daha güzel olacak. Her zaman olduğu gibi diyor. Sizleri her zaman burada görmekten mutluyuz diyor. Amin. Kursak doydu. Doydunuz mu? Doyduk. Beğendiniz mi Kırgız yemek? Çok beğendik. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi sizler için özel hazırlanmış misafir evi var. Oraya isterseniz bugün geceleyeceğiniz yeri gösterelim. Burası mı? Evet, burası. Ben bakabilir miyim içeri? Bakabilirsiniz tabii. Gör çıklar. Abi burası ev gibi ya. Evet. Bayağı güzel. Evet. Ya ben bir şey diyeceğim ama yanlış anlamasınlar. Yok ya. Biz şimdi İstanbul'da da zaten hani hep bu tarz daha yani evde kalıyoruz sonuçta. Böyle gelmişken doğanın içinde ben daha böyle bir yaban hayatı gibi böyle atalarımız gibi böyle derme çatma bir çadır bile olur. Kafamızda bir şey olsun yeter. Öyle bir yer bir şey kurabilir miyiz? Ben Serkan öyle bir yerde yatırmak istiyorum. Bayağı bir atalarımız. Kenarda kurarız böyle. Eski Kırgız çadırları var. Gelelim. Öyle mi? Bakalım. Onlara bakalım. Tamam. Eğer beğenirsiniz orada kalırsınız. Kendiniz mi yapmak istiyorsunuz? Biz kendimiz yapmalıyız. Biz yapsak. Becerebilecek misiniz? Ozan istedi artık. Ya, bir deneyelim. Çadır işi bizim işimiz. Hadi bakalım. Hadi. O zaman. Anda mesela cigitler çakıral ha. Cigitler bu ayakta gelip şimdi. Çadır işi bizim işimiz diyor ya. 3 saniyede açılıp kurulan çadırlardan başka bir şey kurmamış. Ben teorik olarak tahminlerimi söyleyeyim. Çatısı, duvarları. Doğru. Bu keçeyi zaten bazen evlerin yalıtımında da kullanıyoruz. Evet. Ben gece konuda büyüdüm ha. Bizim evi bir gecede yaptık biz. İnanmıyorum. Şaka sitede büyüdüm. Şimdi diyelim ki bak bu çadır niye böyle derme çatma yapıyor mu? Diyelim ki sabah zabıta geldi. Hemen malzemeyi alıp kaçabilmemiz lazım. Kafana dikkat et. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çadır. Şimdi bizim atalarımız göçebe toplumundan geldiğimiz için hemen gitmek, kabilenin hemen oradan ayrılması gerektiği zaman hızlı hareket edebilmek adına bu uzun süreli. Bu da pratik bir çadır gibi geldi bana. Yoksa ben bu çadırın aynısından yaparım. Alışveriş merkezi yaparım size buraya çadırdan. Vay Ulukman, gel şöyle. O şu atayın bizim atavarının Kırgız Bozuyun şu yiğete alıstan gelgen, Türkiye'den gelgen konuklar olsun. Görsetmeyi kanday oladı şimdi. Tigal Bey'e koymadı. Özür dilerim, Tigal Bey'e koymadı o. Ya beyler. Sapi abiyle görüştüm de yani buranın tamam. Sahibi. Şimdi bak da sizin ne yaptığınızı da gülüyor adam yani. Normalde bunun bir usulü var, şeyi var. Evet. Çadırı kurmanın. Onu yani gitmeden önce öğrenmenizi çok istiyor. Vallahi yani, çok iyi olur. Tamam olur. İsterseniz. Biz bu arada sen iletirsin hani öyle olduğunu düşünemedik bir anda. Bunun bir kültür olduğunu yok. Şey yapamadık. Tamam. Aslında tamam. Biraz hani derme çatma bir şeyler yapalım diye düşündük de doğru söylüyorsun. Aslında tamam. Ben de onu yaparken aklıma geldi. Tamam sorun değil. Tamam, şimdi isterseniz beraber gidip o diyor ki şey Sık Gölün kenarına gidin orada size arkadaşlar yardım edecek dedi. Olur, bir iki arkadaş olur. Daha gelecek bizimle. Olur. Tamam. Hep beraber çadır kuralım. Süper olur abi. Vallahi çok olur. Biz de tam yani tamam. Sizden öğrenmiş oluruz. Selamlar. Serkan. Merhaba. Serkan. Tölüsün. Ozan. Tölüsün. Merhaba. Türkiye'den geçti. Merhaba. 55 mesela küçük sayılır bu aslında. Bunu bir tane devenin üzerine yükleyip mesela göçebiliyorlarmış. Bir yerden ikinci bir yere. Bu çadırı en hızlı yapan kişiyim diyor. Böyle rekor kırdım. 8 dakika 14 saniyede yaptım. Abi tek başına mı bir ekiple mi? Takımla. 6 kişi. Abi ben şimdiden o zaman özür diliyorum. Yalnız. Biz seni biraz yavaşlatacağız. Eskiden yani Kırgızlar hep savaşmış millet. Göçer konar bir hayat tarzı sürdükleri için. Ve hep düşmanlarla her zaman savaşmaya hazır olmaları gerekiyordu. Elinde eğer başka bir silah yoksa. Sen ne diyorsun? Bunu çözüp. Dur bir dakika. Bunu bir kalkan olarak kullanıp. Uğuk denen parçasını bir mızrak olarak kullanmışlar. Abi oradan geliyor. Baş dedikleri şuralar. Şunlar evet. Evet mesela 40 tane olduğunu için daha küçük bir şey. Ama sembolik olarak 40 tanesini birleştirip keregelerin şu aradaki dörtgen açıklar var ya onları saydığınızda 365 ediyormuş. Yani o da 365 günü temsil ediyor diyor. Kapıyı göle doğru yapalım. Sabah oraya doğru açarız.
Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz ya. Tebrik ederim ya. Vallahi. Vay be. Çok teşekkür ederim. Süper. Rekora çok yaklaştık. İnanılmaz oldu. Yok, rekora yaklaşmaz ama normali tutturdunuz. Bak şu anda hayatımda yaşayacağım en güzel gecelerden birini yaşayacağım. Seninle yaşadığım o biraz üzgünüm. Bugün burada değil mi? Ama burada uyuyacağız. Bugün sabah gece uyanacağız, burada gölün kenarındayız. Devam. Çadır hakkını devam edin. Üç ana parçadan oluşuyor. Bak şimdi duvarlar. Şu yukarı kurdukları şey. Kubbe. Kubbe. Tamam. Bir de çatısı var. Tamam mı? Bir de dördüncü var. Aşağıda tam kubbenin altında ocak oluyor. Tamam. Bu toplumda neyi yansıtıyormuş biliyor musun? Ocak, aileyi. Hı-hı. Duvarlar. Neydi? Neydi? Hatırla bakalım. Duvarlar neydi? Tündüğün altına koyduğun ocak, aile isim geliyor. Çadırın yan duvarları abi biz geliyor. Niye böyle konuşuyoruz? Gelsene gözünü seveyim. Çadıra girdiğin zaman yani onun bölümleri vardır. Sağ tarafta kadınlar, sol tarafta erkekler. Mutfak sağda oluyor. Bak ben buraya tarafına geçemiyor. Orada da koşum takımları oluyor. Silahlar milahlar oluyormuş eskiden. Tabii günümüzde artık böyle değil. İşte at şeylerini, eğer bak bir bilgi daha geliyor. Arkadaki şey ne deniyor? Tör. Tör. Bizdeki töre giden geliyor. Törün arkasında giyiniliyor değil mi? Törün arkasında giyinilen bir yer olabiliyor. Törde kim oturuyor? Ailenin büyüğü. Aksakal. Ama aynı zamanda eve gelen misafirler de, önemli misafirler de oturuyor. Ayrıyeten bak bu toplumda da kadına ne kadar değer verildiğinin önemi de şuradan geliyor. Evlenen kadınlar eve tekrar baba evine geldiğinde oraya oturuyor. Kapitası yıldızlar sana sarılırsın gelinimizlere. Düşünsene evlisin. Eşin mi tartışıyorsun burada? Lütfen ben daha fazla seninle tartışmak istemiyorum. Bu konu burada bitsin. Bak ikimiz de sinirliyiz. Biraz kendimize zaman ayırmamız lazım diyorsun. Geçiyorsun. Evin bu tarafına oturuyorsun. Neden sürekli göçebe? Çünkü evin içinde hareket edemedikleri için evi hareket ettiriyorlar. Anladın mı? Gerçekten zor. Yani ben aslında burada eğleniyoruz falan ama insanların ne kadar zorlandığını, o dönemlerde hayat şartları ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlıyorum yani. Belki de, ha bu arada iyi bir tarafı var her şeyden öte. Evde kimse küs kalmıyordur. Evet, herkes. Paylaşım hep bir arada. Hiç kimse bağlarını koparmıyor. Sürekli bir sohbet halindesin. Paylaşacağın başka dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Hep ailenle yüz yüze bakıyor. Bu ne oğlum? Kurt sesi geliyor bir yerde. Çadırları niye 2+1 yapmıyorsunuz? Adam eşiyle kavga etti. Nereye kaçacak o adam? Ek ya da başka bir yeri. İşte bana bunlarla gelin. Ya ek var diyeyim. Benim psikolojim bozuldu yuvarlağın içine dönüyorum. Döndüğüm noktaya geliyorum sürekli diye. Rahat uyuyor musun? Işığı kapatırsan rahat uyuyacağım. Ya şunu sen kendi gözüne tuttun mu hiç? Allah aşkına ya. Kör edici bu saatte bununla ne yapacağız? Güney Amerika'daki Titicaca Gölü'nden sonra dünyanın ikinci en büyük dağ gölü olan Issık Gölü kıyısındaki çadırımızda ilk sabahımıza uyandık. Şu doğan güneşe aldanmamak lazım. Dün gece o kadar soğuktu ki bulunduğumuz irtifayı ve coğrafyayı düşününce sıcak soğuk dengesi aslında çok da normal. En meşhur ve en zorlu oyun olan kök börüyle tanışma zamanı.
Ama önce biraz bu oyundan bahsedeyim. Öncelikle kökbörü oynayabilmek için bir atınız ve onunla çok iyi bir bağınız olması gerekiyor. Yapacağınız ataklar, diğer oyuncuların arasındaki duruşunuz, keçiyi yerden alırkenki hamlelerinizde atınızla aranızdaki bu güven çok ama çok önemli. Yani sonuç olarak atınızla tek vücut olmanız gerekiyor. İşte burası kökbörü oyun alanı. Aynı futboldaki kalelerin yerine iki tane tay kazanımız var. Rakipler birbirinin tay kazanlarına o tekeyi atarak gol veya golün salım deriz biz. Salımı gerçekleştiriyorlar. Tekrar meydandan başlayacaklar. Adeta kartal gibi yerden kaptığı gibi tekeyi götürüp kazana attı. Aynı futboldaki gibi savunması var, hücumcusu var. O teke kaç kilo? Oyunun kurallarına göre minimum 34 kilo olması lazım tekenin ağırlığı. 34 mü? Serkan kaç kilosun sen? Ne bileyim 65-70 kilo falanım işte. Benim kadar neredeyse. İki teke yapıyor zaten. 20'şer dakika ve 3 devrede oynanan bu oyun için öncelikle gördüğünüz gibi geniş ve düz bir sahamız olmalı. Kerpiçten, çamurdan ve eski araba lastikleriyle çevrilmiş iki kale ve bu kaleler arasında atlarıyla bu oyunu oynayacak 5'er, 10'ar ya da 15'er kişiden oluşan iki takıma ihtiyaç var. Tabii bir hakem lazım. Çünkü bu oyunlarda ciddi sakatlanma ve tartışmalar olabiliyor. Bu oyunun oynanabilmesi için bir adet keçi ya da kuzuya ihtiyaç var. En azından Kırgızlar gerçek keçiyle oynuyor. İşte bu keçiyi 3 devre sonunda en fazla kaleye bırakan takım maçı da kazanmış oluyor. Evet, tam yerine gelmişiz Ozan, sağ ol. Tam yerine geldik. Şimdi Ozan'ın beni buraya niye getirdiğini anlamaya başladım. Abi hiç oluru yok, ben size söyleyeyim. Çok öyle kolay gibi görünüyor da öyle kolay bir iş değil yani bu. Dört nala koşan attan bu kadar rahat eğilip yerdeki keçiyi sanki toz bezi alır gibi kaldırmaları çok acayip. Gerçekten çok acayip. Ha, o da yetmiyormuş gibi keçiyle kalenin içine resmen uçuyorlar. Hatta neredeyse bu iş düşmeden olmaz diyorlar. Yani görünen şu ki düşmek bu işin rutini durumunda. Ya kolay işte, yerden tekeyi alacaksın, tay kazanın içine atacaksın. Yaparsın sen hadi. Hadi gidelim tanışalım o zaman. Emin misin? Kolay olacak, kolay. Yaparsın. Selamun aleyküm. Selamlar. Kırgızistanlı kökbörü oldukça önemli bir spor. İzlediğimiz Alatoğ takımı da birinci ligde yer alıyor. Şimdi bu ligde ciddi bir yere sahip olan takımın kaptanı İşeke ve oyuncularıyla tanışıyoruz. Ulanbek abi bizim kim olduğumuzu, Türkiye'de ne iş yaptığımızı İşeke'ye anlatırken takımdakiler ve geleceğin kökbörü oyuncuları da merakla bize bakıyorlar. Birazdan onlara gelme sebebimizi söylediğimizde acaba böyle sakin sakin bakacaklar mı? Bu arada geleli bir gün oldu. Ama Kırgızca'daki pek çok kelimenin Türkçedeki kelimelerle benzerliğini de çok rahat fark etmeye başladık. Ben hemen şey söyleyeyim, bizim çok iyi ata binmediğimizi biliyorlar değil mi? Yani muhtemelen kaç, ne kadar zamandır ata biniyorlar? 30. 30 mu? Biz 30 kere falan bindik ata. İşin gerçeği bu. Bizim 30 yılımız yok. Bizim yok. 3 günümüz var. 3 günde halletmemiz lazım. Kökbörü 3 günde öğrenebilir mi? Bizim 30 yıldır. Bu vakti uzak da 3 günde kökbörü tarkanda yüren alavuz bu değil. 3 günün içinde mi? Hı. Koktun harbi. 3 günün içinde kökbörü tartan değil ko. At bile gülüyor ya. At bile kişnedi. At bile güldü gerçekten. Hiç böyle bir şey görmedim ben hayatımda. At bile güldü. Abi akıl var, mantık var zaten. 3 günde öğrenilecek iş değil bu iş. Dur bir dakika ya. Ya biz de 3 günde kökbörü öğrenmeyelim de şu tekeyi yerden alıp kalenin içine atıyor ya, onu yapsın bana yeter. 3 günde kökbörünü meskönle tekeni yengip harip tay kazan kırgıtkan ürün alalım. Hareket kılalım. Sizin atalarınız hep at sırtında. Anadolu'ya kadar vardılar. Sizin kanınızda var bu iş. Çaba gösterelim bakalım. Ulan Bek abi, bizde bir atasözü var. Hocam eti senin kemiği benim. Bunu bir çevirsene. Bizim Kırgızlar'da da var aynı atasözü. Bugün gidip iyice dinlen, yarın erkenden gelin başlayalım. Hadi teşekkür ederiz. Teşekkür hocam, ederiz. Sağ ol hocam. Hadi bakalım. Özellikle buraya gelmek istedim. Çünkü bu adamlar geleneklerini yüzyıllardır, belki bin yıllardır sürdürüyorlar ve korumuşlar. Ve hala da koruyorlar.
Orta Asya'nın İsviçre'si gibi bir yer burası. Son derece mükemmel bir yerdesin ama bir yandan da geleneklerini, koruduklarını görüyorsun ve neredeyse günlerinin çoğunluğunu at üstünde geçiriyor bu insanlar. Göçebe oyunlarını 3 kez burada düzenlediler. 3 kez üst üste şampiyon oldular. At, insan var ya böyle, onun gibiler yani. Hani attan türlü türlü düşebilirsin, türlü türlü sakatlıklar yaşayabilirsin, üstüne at basabilir. Yani hani olabilecek 1000 tane şey var. Korkuyorum ama deneyeceğim, yapmaya da çalışacağım. Ya Allah'ınızı severseniz çok üşüyorum. Sabah sabah konuşmak zorunda mıyım? Ne anlatacağım ben bu saatte? Aha işte burada Bişkek var, arkada Tanrı Dağları, senin arkanda Isık Gölü, burada da Çin var. Kırgızistan'dayız. Günaydın. Antrenman gününün heyecanı ile Tanrı Dağları'na doğru işeke ile buluşmaya doğru yürürken bir şey fark ettim. Gittiğimiz ülkelerde tanıştığımız kişiler öğretmek ve öğrenmek için resmen can atıyorlar. Bolca soru soruyorlar ve hatta sormadan anlatıyorlar. Bilginin değeri ve paylaşmak onlar için çok önemli. Ulanbek abi de tam olarak bunun ispatı. O da hiçbir anı boş geçirmeyenlerden. Boşa yürümek boş insanların işidir dedi ve başladı anlatmaya. Bu kalpak Kırgızların. Kutsal kalpağı. Bak, Tanrı Dağları'nın zirvelerini gördünüz değil mi? Dağlara benzemiyor mu? Dağlı zirvelere benzemiyor mu? Doğru. İşte aynı onun gibi Tanrı Dağları'nın simgesidir kalpak. Kırgızlar erkek çocuğu doğduğunda şu yan tarafı yeşil olan kalpağı giydirirler. Kız çocuğuna? Hayır, kızlara ayrı. Kızların ayrı. Kalpak 4 parçadan oluşur. Bu 4 parça, 4 yönü ve tek merkezi. Bu merkez insanın doğduğu yerdir. Orada da hayat ağacı. Hayat ağacını simgeleyen bir parçası da var kalpağın. Keçeden mi yapılıyor? Keçeden. Bizim her şeyimiz keçeyle ilgili. İşte geliyorlar. Saklamaya çalıştığım heyecanım ve korkum yetmiyormuş gibi İşeki ve adamları tepenin ardından kovboy filmlerine taş çıkarırcasına öyle bir çıktılar ki içimden dedim ki tamam, bırak attan düşmeyi, şu çocukların eşeklere bindikleri rahatlıkta ata binsem o bile yeter. Selam. Selamun aleyküm. Selam. Selamun aleyküm. Nargi, formanı giy. Üniformayı üzerinize geçirin diyor. Sonra antrenmanlara başlarız. Bunlarla özel başlayacağımız bir şey olmalı herhalde bunlara getirdiklerine göre. Birinci, giyinip böyle örgüleçi. Hele bir. Başlayız. Giyin gelin de. Güzel. Anladım. Sonra bakalım. Şeke, bunlar hem de 3 günde ürünü üstte. Geliyorsa olacak, ercürük bu. Görürüz, baka görürüz. Attan çıkınman şey atkanın albayız. Yiyeceğiz ha burada. Nerede yiyeceğiz? Burada giyin işte ya. Soyunma kabini bulacağız bir de sana. Oo, 10 numara forma gelmiş. Niyazov kim? Manas Niyazov. Dünyadaki şu andaki en iyi gökberi oyuncusu. Acıyor mu? Şimdi bu iş bana göre bir kas hafızası gerektiren bir şeydir. Eklemlerimizin, kaslarımızın buna zaman içerisinde alışması gerekir. Yani ufak yaştan başlamak lazım. Birçok branşta olduğu gibi. İnsanın böyle şeylerde kilometreye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Serkan'ın bu kilometreyi yapacak zamanı yok. Her şey çok hızlandırılmış bir şekilde vücudunu adapte etmesi gerekiyor. Kaç yaşından beri ata biniyorlar? Kaç yaşından beri at binezin? 4 yaşında oldu. 7 yaşında. 4 yaşından itibaren ata bindim. Şimdi 7 yaşında. Şimdi 7 yaşında. Ya tam bir kök börücüsün şu an, yemin ederim. Sana makara çıkıyor. Adamınız hazır. Evet, vallahi hazır gibiyim. Dağıttım ingenin teşereli.
Ata nasıl bindiğinize bir bakalım diyor. Tamam. Hangi ata bineceğim? Şuradaki ata bineceğim. Tamam. Gel bakalım. Ne haber? Biz küçükken dışarıda saklambaç falan oynarken bizi fasulye yaparlardı. Biliyor musunuz onu? Fasulyeden. Hani yalandan böyle oynasın da hani oynuyormuş gibi işte kendini eylesin diye, üzülmesin diye. Ben de öyle yapardım. İşeki de muhtemelen öyle yapacak. Bunlar hep erkek mi oluyor peki? Erkekler daha dayanıklı, daha güçlü olduğu için erkek atlar. 3 günlük eğitimin ilk gününe başlıyoruz. Alatoğu takım kaptanı İşeke haliyle benim ata binme seviyemi görmek istiyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Atın ayağını kaçtı. İş ciddi ya, ben söyleyeyim. Dur. Dur daha. Daha var. Uzaktan kökbörücüye benziyorsun ha. Benziyorum da uzaktan benziyorum işte. Şöyle bir koşup gelsinler ya. Sana bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok ciddi at. Koşuyor koşuyor. Dört nal yap şöyle bir. Bize doğru çalırken bize doğru. Ha çek çek. Oğlum çok güçlü bu ama. Ha! Tamam yeter, bağırma bağırma. Sen... Hiç kolay iş değil. Bu gerçekten şu ana kadar o bindiğimiz standart atlara benzemiyor. Bak ellerime bak. Bak. Daha dur yani 5 dakikada bak. Hepsinin gözü üzerimdeyken insan bir geriliyor tabii. Şimdilik durum rölantide ilerliyor ama işin ilginci kökbörü oyununa ait bir çalışma yaptığımız da yok. İşeke daha ilk günden gözümüzü korkutmak istememiş olabilir mi? Vallahi olabilir. Ne desem boş. İlla kafasında bir plan vardır. Bak bu atlarla öyle yere eğilmek, giderken almak falan hiç öyle kolay iş değil. 3 günde değil, 33 günde yapamam ben bunu. Yani benim diyen biniciyi getir, 13 günde de yapamaz. Ciddi atlar bunlar yani. Bayağı bu işin şeyleri, spor arabaları bunlar. Ozan, ne diyorsun? Nasılım? Serkan'dan kök börücü olur mu? No. Lan çocuğa da öğrettin ha Türkçeyi. Bugün çok kolay gibi başladı ama... Hani şu an şeyi söyleyebilirim, fiziksel olarak çok yoruldum. Daha hiçbir şey yapmadım. Atın üstünde gittim geldim 5 dakika. Bacaklarımın ağrısını anlatamam. Hoş değil. Ata çünkü hükmetmek çok kolay değil. Bayağı zor. Ve ister istemez kasıyorsun kendini oldukça. Benim için zorlu bir 3 gün olacak. Serkan, senin at mı? Ata nasıl bindiğinizi gördük. Şimdi köprü de atı 4 nala koşturmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de kızların geleneksel kız kovalamaca diye bir oyunumuz var. Şimdi o oyuna geçeceğiz. Kız kovalamaca. Evet. Kovalarız. Kovalarız. Kimle oynayacağız peki? İşekeyle mi oynayacağız? Yok be oğlum, hocayla oynanır mı? Tamam. Buradan biriyle oynanacaktır. Nedir diye sormamıza gerek kalmadan kırmızı elbiseleriyle at üstünde genç bir kız bize doğru yaklaşmaya başladı. Oturuşu, yuları tutuşuna kadar ata hakimiyeti belli olan bu genç kızın ismi ise Camila. Siz gelin getirmişsiniz abi de ben evliyim. Peki kız kovalamaca oyunu niye oynanır? Durum özetle şöyle. Kırsal kesimlerdeki Kırgız Türkleri arasında damat adayı veya adayları ile evlenilmek istenen genç kız arasında at üstünde oynanan ve genç kıza istediği damadı seçme hakkı veren bir oyun olarak biliniyor. Oyun öncesi at seçme hakkı önce genç kıza veriliyor ki böylece genç kız en hızlı atı da seçebilsin. Peki bu ne işe yarıyor? Gelin adayı istemediği damat adayından böylelikle rahatlıkla kaçabiliyor veya gönlü olan yiğide karşı atını dilediği hızda koşturabiliyor. Yani görün onu ki avantaj gelinde. Zaten şöyle bir durum var ki ister yavaş ister hızlı ata sahip olsun, at üstündeki bir kırgız kızı yakalamak hiç de öyle kolay bir iş değil. Gelelim oyunun kurallarına. Kız bineceği atı seçtikten sonra kendisini yakalamak isteyen kırgız yiğitten önce atını koşturmaya başlar. Hemen ardından da damat adayımız genç kızımızın peşinden koşturmaya başlar. Bu müthiş kovalamaca sonunda damat adayı kızı yakalar ve öpebilirse genç kız ailesine ve oba sakinlerine kiminle evlenmek istediğini belli etmiş olur. Çok iyiler. Gerçekten çok iyiler. Abi ben o yakalarsam kısmını şey yapayım, böyle bir makas alayım. Aha, alırsın yakalarsa. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe boyunca damat adayı kızı öpemezse bu kez dönüş yolunda genç kız yiğidi kovalamaya başlar. Kamçısıyla ona vuruyor gibi yapar, bazen de ciddi ciddi vurur. Ne yapacaksın? Yani pek bir şey yapamayacağım. Sen bu kızı yakalayamazsın da kırbaçı yiyeceğin kesin. Kırbaçı yiyeceğim. Geçmiş olsun. Kamçı sert yalnız. Yakalanmamaya çalışın.
Şimdi Kırgız erkeklerinin çok iyi ata bindikleri yetmiyormuş gibi bir de Kırgız kızları devreye girdi. Çünkü onlar da çok iyi ata biniyor. Camila'nın elindeki kamçının ne kadar acıtabileceğinin korkusuyla baş başayım. Bilerek bana yakalanır ve öpmeme izin verirse sıkıntı büyük. Öpemezsem de kamçı var. O da büyük sıkıntı. Yani attan düşme korkumu geçtim, bir de kamçı korkusuyla yüzleştik. Acaba ne kadar acıtır? Acaba Camila'ya benim evli olduğumu söylediler mi? Sabahki atı kullansam daha iyi değil miydi? Gördün mü? Dayarsın mı? Gördüm. Hazır mısın? Hazırım tabii ya. Hazırız. Bak acet alasın mı? Beni yakalayabilecek misin? Yakalayacağım canım. Yakalayacağız tabii. Cet albasan anda kaç. Yakalayamazsan benden kaç. Bence de kaç. Kaçacağız. Yani herhalde bu oyunu hala oynamıyorlardır. Tabii kız kovalamacının atla oynanıyor olmasından yola çıkarsak, İşeke kültürlerinde önemli bir yere ait olan bu oyunu sadece deneyimlemem için göstermiş olsa gerek. Bakın bizim geçmişimizde böyle bir kültür var. İşte böyle oynanır, şöyle yapılır, şu manaya gelir diye geçmişlerine ait bir örf sonuçta. Tamam, dizgini bırak. Şimdi çak. Evet, çok güzel. Planım şu, ben şimdi Camila'yı kovalarım. Yaklaşırım. Öpüyor gibi yaparım. Alkışı da alırım. Başla! Ve başladık. Kovaladım. Ama yakalayamadım. Niye yakalayamadım? Onun atı hızlıysa benimki de hızlı. Sahi niye yakalayamadım? Bir kere daha deneyebilir miyim? Evet. Bir kere daha deneyeyim ya. Yeter ya, çek. Gerçekten atla bütün olduğumu hissediyorum yani, koştum. Ama şey var yani, küçük bir hile gibiydi. Yani çünkü kızın atı bariz daha iyi koşuyordu. Yani şimdi diyebilirsin hani nasıl şey oldu, çocuk yakalıyor da sen yakalayamıyorsun. Aralarında anlaşmış olabilirler. Çünkü ciddi anlamda kızın atı, bak atımı koşturabileceğim en hızlı şekilde koşturdum. Bak. Mümkün değil. Mümkün emes de, cet albayım değil. Anda sen kaç, ben kovalayayım. O zaman sen kaç, ben kovalayayım. Hadi. Buyurun. Hadi. Yapacağız bunu. Nefes de kalmış. At koşuyor bu. Yapıyor. O heyecandan değil mi? Kırbaçtan. Şimdi sorun şurada. Yakalayamadıysam nasıl kaçacağım? Ve yine başladık. Bu kez ben kaçtım. Camila kovaladı, ben kaçtım. Ama ben o kadar hızlı kaçamadım. Sonuç olarak Camila kamçıladı. Neredeyse tamam. Kaçıyordun. Bu kadar. Gel bir sırtıma bak, Allah aşkına bir sırtıma bak, gel. Ben kızı öpseydim, İstanbul'a gidince karım beni ne? Sen beni ne yapardı sen biliyor musun? La İstanbul'a, ben Türkiye'ye giremezdim. Kızı yakalayacağım, öpeceğim. Ya bırakın Allah aşkına, 100 yıllık dayak yedim ben ya. Şakası yok, gerçekten süper. Çok Allah acıyor. Vallahi kafama mafama geldi bak. İyi koştun. Vallahi iyi koştun. Bir şey söyleyeyim mi? Sen o tekeyi alacaksın ben sana söyleyeyim. Bak bu koşucuyla, sen o oyunu da oynayacaksın, o tekeyi de alacaksın. Vallahi alacaksın. Yenilen pehlivan güreşe doyar mı? Doymaz tabii. Ben de dayak yemeye doymayacağım galiba. Çık! Camila kamçıladıkça ben kaçamadım. Ben kaçamadıkça Camila daha da kamçıladı. Bir daha. Ve bir daha kamçıladı. Sonuç mu? Nasıl? Ha? Bir şey yok. Ha, bir şey yok. Valla o kadar değil. Ya git lan şimdi. Ben yürüyerek gideceğim. Valla daha bilmem atamadan. Bu kadar. Gel bir tane daha oynayalım ya. Kaçarsın bu sefer. Geçelim. Geçti. Sınavı geçti. Serkan sınavı geçtin. Aferin. Güzel. Hocam yarın antrenmanda ne var? Ertenki pandemi aslı olabilir. Ertenki güç
fiziki nagruzkalardı veriyorsan denesin çıngdayız. Güç antrenmanlarım var ya. Yapar koçum benim. Yaparsın kaçarsın. Pardon unuttum. Bugüne tavsiye var mı? Sırtına süreceğim bir şey var mı? Yoğurt yoğurt. Gel yapalım. Yoğurt. Cılkını mayın sipaş gerek. Atın yağını, yağıyla sürmek lazım. Sürmek. Serkan at yağ süreceğiz. Bu gece artık şöyle kurbağa gibi izüstü yatar. Gerçekten kızı yakalamak için son hız koştun mu? Koştum. Yoksa Esen'den mi korktun? Yok vallahi koştum. Peki öpsen Esen sana bir şey der miydi? Aşkım bu profesyonel, sen sonuçta çekimdesin demez miydi sana? Arayalım mı görüntülü? Belgesel çekiyoruz. Bence izlesin. İlk antrenman günümüz biraz sürpriz ve acıyla bitti. Açıkçası Kökbörü adına henüz hiçbir şey öğrenemediğim bu ilk günde Kırgız kültürü adına unutamayacağım izlerim olmuştu. Acılarımla Isık Gölü kıyısındaki kampımıza doğru giderken bu kez gündüz yaşadıklarımızın aksine keyifli bir sürprizle buluşmak üzereydik. Saroyunun kana salkın aynosuna sarızgan kanan uca deyiz osuna sana mağanan alıva izdesin kante Tekrar Kökbörü sahasına gitmek için yola çıktık. Bugün Serkan Kökbörü antrenmanına başlayacak. İşeke'nin programını henüz bilmiyoruz ama öncesinde Ulukman ve ablası Aya'nın Serkan ve benim için bazı planları var. İlk olarak hayvan pazarına geldik. Burası Bişkek'e 60-70 kilometre mesafede Tokmok şehri. Koyun, keçi, inek ve elbette at alıp satmak için çok bilinen bir pazar. Sabah erkenden kurulan bu pazarda öğlen olmadan satışlar neredeyse tamamlanıyor. Hayatımda hiç bu kadar hayvanı bir arada görmemiştim ya. Kökbörü antrenmanı öncesi son durağımıza geldik. Sıra geldi nal yapımını öğrenmeye. Öyle nal yapmak diye küçümsememek lazım. Bir parça demire vura vura nal şeklini vermek, göründüğü gibi hiç de kolay bir iş değil. Kolun kuvvetli olacak, bileğin sağlam olacak, sıcağa dayanıklı olacaksın ve elbette sabırlı olacaksın. Maalesef göz ardı ettiğimiz, farkında olmadığımız meslekler var ya, nal ustalığı da onlardan biri. E tabi her yer araba oldu. Atın hala yoğun olarak bilindiği yerlerde nal ustalığı da devam ediyor. O da çok az sayıda. Sınıfta kaldık bence. Sınıfta kaldık. Bu olması gereken nal. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl bir işçilik var burada. Aman bu da bizim şey. Yaptığımız. Bu da bizim yaptığımız. Bu yaşı, bu ne? Bu da yaşı. Bu da yaşı. Takar mısın bunu, ata takar mısın? Ova. Usta bizi sevdi, yemin vallahi ederim. Ya. Koruyor bizi şu an. Sıkmadan bir dakika içinde anlatmaya çalışacağım. Burana Kulesi Balasaun kentinin ortasında bulunan bir cami minaresiydi eski ortaçağ döneminde. Yüksekliği 45 metre iken depremden dolayı yıkılmış olup şu andaki 25 metrelik bir hali kalmış. Balasaun kenti neydi derseniz Karahanlı Devleti'nin başkentiydi. 9. ve 13. yüzyıl arasında devam etmiş, yaşamış bir Türk devleti. İslam'ı kabul etmiş ilk Türk devleti sayılır.
Diğer bir özelliği ise Balasavun'un önemli Türk düşünürü olan Yusuf Has Hacib'in doğum yeriydi. Yusuf Has Hacib kim diye sorarsanız o da Kutadgu Bilig. Yani Türk tarihinde okumuş olduğunuz Kutadgu Bilig'in yazarı. Pardon, bir bilgi daha aktaracağım size. Karahanlı Devleti aslında Göktürk Devleti'nden sonraki gelmiş bir devlettir. Göktürk deyince hemen zaten aklınıza Orhun abideleri geliyordur umarım. Ama biz Kırgızlar niye buradayız diye sorarsanız, Kırgızlar tarih tezlerine göre sonradan 14. yüzyılda Karahanlılardan belli bir zaman sonra Altaylardan göç ettiğimiz söyleniyor. Yani biraz karışık tarih. Ama sizin yerinizde olsam internete girer bu tarihi araştırırım. İlk gün geldiğimiz sahadayız. Galiba birazdan Kökbörü'yle nihayet yüzleşeceğim. Dün ısınmaydı ve bunu tam olarak hissettim. Ama dünden bugüne ne kaldı diye sorarsan şunu fark ettim. At üstüne kovalarken de kaşarken de düşündüğüm tek şey eylemdi. Attan düşme düşüncesi hiç aklımda yoktu. Odaklanmak. Dün dört nala koşturmayı öğrendik. Gökber'de biliyorsun sadece dört nala koşturmakla kalmayıp yerin üzerinde daha sağlam, sıkı oturmayı öğreteceğiz. Olur olur. Olur. Tamam. Yapacağız. Madem Kırgızistan'dayız, o zaman durumu pek de atlarla sınırlamayalım. Hazır Serkan antrenmana başlamışken, ben de listemde olan ve açıkçası biraz zor olabilecek hedefimle yüzleşmek ve mümkünse başarmak için yola çıktım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber Ulukman abi? İyidir. Nasılsın? Nasılsın? Merhaba. İyi misin? Merhaba. Hoş gelmişsin. Bu kartal bu kadar büyük müydü? Ben bunu güvercinin bir boy büyük sanıyorum ya. Maşallah kanatları. 5 kilo, 5 kilo Ozan. 5 kilo. Karaköz, karaköz, karaköz. Karaköz. Çok güzel be. Üf buna var ya şimdi kamerayı taktım. Tecatır karaköz. Bundan ne görüntüler çıkar kamera, ya. Kamera takmayı mı düşünüyorsunuz? Vallahi öyle düşünüyorum ya. Hayvanın herhangi bir canını yakmaz, normal bant gibi düşünün. Sırtına bant takacağız, ensesinde duracak. Daha tartsa olattan ne gizli murun. Şimdi normalde abi olabilir diyor. Sırada at üstünde güreş varmış. Belli ki Kökbörü'yü öğrenmeye doğru adım adım yaklaşıyorum. Gerçek yiğitlerin oyunu göstereceğiz şimdi. Erengiş Kırgızcası, at üzerinde güreş. Erengiş. Erengiş, evet. Hay hay hadi. Üzerinizi çıkartıp ata binecekmişsiniz. Beni sakin bir ata verin ama ya. Tamam. Olur mu? Hedefleriniz arasında Kökbörü oyununu öğrenmek varsa at üstünde güreş bu işin olmazsa olmazı. Kırgızlar minler güreşinde oldukça iyi. At üstünde de bu kadar iyi olan bir milletin at üstünde güreşte nasıl olduğunu oldukça merak ediyorum. Abi mevzu kendine doğru çekmek mi öbür tarafa atmak mı? Kendine doğru çekiyorsun. İtekli edebilirsin. Bak 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 indirdi. Ama yere bırakmadık oğlum. Rakibe çay, bu at oyunlarında en büyük özellik rakibe büyük saygı gösterilmesi. Deneyeceğiz. Hayır öyle yapma, öyle yapma. Sakın, sakın. Tamam. İki elle, iki elle. Yaki, iki elinle. İki elinle tut. Üzengiye, üzengiye yüklen. Ha, iki elinle çek, çek. Tut, tut, evet. Evet, silkele, silkele. Atı, atı yine şimdi, at. Atı çek. Ha. Atı hareket et. Yönlendir. Ha, olur, olur, elinize de olur. Çek elinize. İki elinle. Çekme, sakma, sakma. Çek. Çek abi. Temin, temin, direk var. Atı hareket et. Yönlendir. Kopardı götürdü kollarımı. Ah. Kendi gücüne güvenme. Atın gücüne güven. Tamam. Atı yönlendirirsen sana çok basit. Alırsın yani. Okey. 1,5 yaşında iken Karagöz işte kartal üzerinden para kazanan birinden ben bunu satın aldım diyor. Sırf para kazanmak için kartal tutanlardan alıp eğitip ondan sonra tekrar doğaya salıyorum diyor. 8-9 sene daha benimle olacak diyor inşallah. Ve ondan sonra da artık o vaş doğaya salacağım diyor.
açı iyi gibi. Alayım. Maşallah. Oo. Artık acemi şansım yoksa benim yeteneğim mi orasını bilemem. Ama oldu. Hem de ilk seferde oldu. Planım işe yaradı ve kartalı kamerayı taktım. Görüntüyü de aldım. Gel abi. Gel. Ben çıkardım. Sen hiç rahatsız olma. Hop aldık hafif. Abi selamlar. Atı sağa çek. Çek çek çek. Atı yönlendir. Atı yönlendir. Gücün yetmez. Sağa çek. Atı yönet. Aynı anda atı yönet. Atı sola çek. At. Aferin sana. Maşallah. İyiydin. Serkan, bizde bir atasözü var. Yenileni bile toprak kaldırır diyor. Yenilen fehriman güreşe doymaz diyoruz biz de. Kolum koptu. %5'ine yanaşım. Çok güzel. Çok güzel. Bırak çek. Çok güzel. Bravo Serkan'ım. Aferin gel. Pes etmedin. Çak. Bittim bak nefes nefeseyim adam sağ. Şöyle bir kalbi şey yapmıyor ya göğsü şişmiyor. O kadar yorulmadı. Serkan güne iyi başladı. Her çıkışında kendini geliştirdi. İlk başta atı yönetemiyordu. Bir sonrakinde atı yönetmeye başladı. Üçüncü çıktığında artık kendine doğru çekmeye başladı rakiplerini. Dün yorulmuştu ama bugünkü yorgunluk daha fazla olacak. Serkan yattığın yeri beğenirsin bugün. Millet kendini şişirmeye bayılıyor ya. Kabartıyorlar böyle kolları, omuzları, göğüsleri falan. Gereksiz şeyler kaldırıyorlar. Protein tozları. Vücudun öğütemeyeceği kadar şey. Et, süt vesaire. Hepsi fos. Bak adamlar kupkuru. Küçücük çocukla güreştik bugün belki de. Adam güle oynaya böyle yaptı. Eğlense çekti bana. 2 saat şurada soluk soluğa kaldım ya. Gökber oyuncusu olabilmek için uzun yıllar lazım. Daha çocukluktan başlayan dedenin, nenenin sırtında başlayan o binicilik. Daha sonra çocukken eşeğe binerek oyunlar oynamaya başlarlar. Daha sonraki aşamada 1 yaşındaki taylara binerek. O tayları hem eğitir hem ehlileştirir. Hem oyunları öğrenmeye başlarlar çocuklar. İşte büyüyünce de gerçek büyük atlarla bu işi yapmaya başlarlar. Yani kolay bir aşama değil. Uzun yıllar süren bir aşama. Çişekin'in oğlu var ya 7 yaşında. Bak o kadar güçlüler ki şöyle söyleyeyim. O oğlanın 3 tane getir. Şurada bizim bütün ekibi bataklarla, o kamçılarla sırtımıza vururlar yemin ederim. Oğlum! Bırak! Bırak şimdi! Yengeç gibi çocuk tuttuğumu bırakmıyor bile. Bir de türlü bütün tek ayağıyla düşürdü beni. Fena aynı. Sormazsan gel. Serkan canavar gibi ya. Biniyor bayağı. Ben acıktım ya. O yüzden bıraktım geldim onu. Mutfak neresi? Kolay gelsin. Sağ ol Matbe. Aa bu ne? Lagman. Ben de çok iyi yemek yaparım. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Görül kanda. Kalın diyor. Olur. Bir şey değil mi? Bu bize yetmez. Ben çok açım. Bu bir de Serkan Merkan gelecek. Bizim ekip de gelecek. Ben yanınıza bir de size Türk yemeği yapayım.
Şimdi var ya, onlar tabii böyle bir erkek mutfağa girdi, sallıyor gibi görünüyor ama ya onlara bir yemek yapacağım. Akıllarını karıştıracağım onların. Dün dört nala koşturdum, onu gördük. Şimdi Gökber oyuncusu olabilmek için atla büyük bir bütünün parçası olman gerekiyor. Olacağım, o parçayı olacağım. Evet, o zaman sen ata yardımcı olacaksın, at o da bana sana yardımcı olacak. Şimdi de yerden o tekeyi nasıl kaptığını öğreneceksin. Ben o atla bir bütün olacağım. Bak gözünüzü seveyim, ben oradan düşmeyeyim. Beni gerekiyorsa kolumu bacağımı bir bağlayın. Ben buradan sakat gitmeyeyim yani, sağımı solumu kırmadan. Bana bunu öğretin, ben zaten bunun için geldim. Bütün olmaya geldim. Ya şimdi size seyretmesi kolay geliyordur ve ne var ki bunda diyebilirsiniz ama inanın o iş öyle değil. Ağırlığını görmek ister miyiz? Çünkü burada mesele attan eğilip yerdeki keçiyi bacağından tutup yukarıya çekmektir. İyi de işte ben bunu yaparken nasıl düşmeyeceğim? Yanga arka geriye çıkacaksın. Gerekiyorsa şöyle buraya kadar şey yapabilirsin, şuraya kadar. Dizgini bırakıyorsun. Kol bir yerde olat yerden kaşın. Buradan tuttum. Eğiliyorum. Tamam. Hızla. Taş da özündü. Taş kendini bırak diyor. Attan yere eğileceksin ve keçiyi alacaksın. İşte öyle olmuyor. Öncelikle bu bir film ya da diziden bir sahne değil. Her şey gerçek. Hani yere para düşer, otobüs durağında görür alırsınız ya. Ya da yere kalem düşer eğilir alırsınız. İşte o eğilmelerle bu eğilmeler arasında benzerlik bile yok bence. Yani öyle bir eğiliyorlar ki, öyle böyle değil. Eğiliyorsun, hem de tam olarak eğiliyorsun. Omurgan, kaburgan, belin, bacakların, kolun, parmakların, çalışmayan yer yok. Yani üzengi zaten kısa. Ha bir de adamlar bunu koşan attayken yapıyorlar. Bir daha yapıyorlar. Hem de yaklaşık 35 kilo civarında gelen bir keçiyle. Hatta dana ile oynanan oyunlar bile varmış. Ayakların çalışmıyor şimdi. Dur. Az kaldı, hazır götürürsün. Çok az kaldı, kaldıracaksın, kapacaksın onu. Epa! Hop, götür. Yürü be! Abi bak. Bacakı bırak. Ata yakın olmaya çalış diyor. Tamam, yakın mı oğlum? Yakaladım. Oğlum, biçim veren adam. Üzengi bu. Tevinip çözün etti. Üzengi tekmele diyor. Üzengi böyle yapacağım. Tekmele geriye ve sol ayağınla çek kendini yukarıya doğru diyor. Sıra geldi bana. Elbette buraya kendi rızamla geldim ama haliyle korkuyorum. Kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Evet. Allah. Ama yine de denedim. Ata yaklaştır. Denedim. Şimdi çek. Denedim. Ve sonunu aldım işte. Oley. Bağır. Evet. Kardeş be. Hadi gidelim. Çabuk. İşeke mutlu. Sıra geldi. Atım hareketliyken keçiyi yerden aldı. Etmeeeet! Aha sen ot. Bulacak biraz. Şu an bu saç kavurma. Bana göre. Ama içinde turp ve lahananın olması ilginç geldi. Sal. Saldım gitti. İşte bu hiç kolay değil. Yani hiç ama hiç kolay değil. Neyse ki koşan attan değil, sadece yürüyen attan. Yani hareketliyken bunu yerden almayı deneyeceğim. Çok az kaldı. Pardon, dizim çok acıdı, dur. Dur. Abi dizlerim. Terse kırıyorum dizlerimi. Sen bas. Bak bir metre kala kendini bırakman gerekiyor diyor. Oha geldin. Erken bırak. Dur. Tamam anladım. Güzel. Vallahi çok güzel ha. Çok otos. Çak. Kalma. Alanet. Az kaldık. Sağ. Çok güzel. Sağ ol. Hayatımı kurtardın ha. Çok güzel. Atı kontrol et.
Baba almasını alıyorum da sonrası. Sonrası ne olacak? Sen aynı anda ikisini birlikte iki iş yapman lazım. Hem tekeyi üzengi bağına geçir ve o anda atın yönetimini ele geçirmen lazım. Atın kontrolü, atın kontrolü. Üzengi, üzengiye geçir. Üzengiye geçir, üzengi bağına. Serkan. Serkan sen çok aşırı sevinme. Daha yolun başındayız. Tamam, hadi bir daha. Tamam, kontrolü o, bırakma. Bu şimdi bir alışma turu buna. Evet. Bu at yeni. Oo, bu at zor. Zor, zor. Zor. Geliyor, 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 geliyor. Çap. Geldi. Dizimden çok kötü pat diye bir ses geldi. Gitti, gitti. Oy. Oo. Oh, oh. Dur. Yok 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 dur dur. Dur. Aa. Yok abi yok. Vallahi şaka değil. Hiç şaka değil şaka değil. Pat diye dizimden bir ses geldi. Aa. Aa. Gel bakalım Altınay. Yol hazır. Bir saniye, sunum önemli. Lezzetli. Seninkine gel bakalım hadi. Gel Güngör. Seninkine de bakalım. Gesmeni. Biz bu sırgan gesmeni. Bu bizim ince 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 ince, ince çevirdiğimiz. Biz, ova. 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 Oo, bu iyi olmuş işte. Saçta, odun ateşinde pişen yemekle ben yarışabilir miyim? Biz karşılıklı yemeklerimizi pişirmiş tadlarına bakarken koşarak Olukman geldi. Geldin, Serkan'ın gel, antrenman gel, sırasında gel, sakatlandığını söyledi. Dur, umarım sadece basit bir burkulmadır. Gidip. Bir şey var mı? Kırık mırık çıkık bir şey var mı? Bilmiyorum. Seko? Dur ne oldu? Ne oldu oğlum? Aa çok kötüyüm çok kötüyüm. Ne yapalım? Bir dakika bir daha basma. Şu an ne oldu ki bana bir söyleyin. Ne oldu? Dur abi gel sen beni bir dakika ne oldu? Basma oğlum abi, üstüne bir dakika. Abi, basma basma. Bilmiyorum. Pat diye bir ses geldi. Pat diye ses geldi ne demek ya? Otur bakayım bir sen geri. Dur dur dur. Buradan dur, mı geldi ses? Dur evet dur. Dur abi bak. Abi bir şey söyleyeyim bacağı falan şişmiş bayağı. Ödem var bu bacakta. Ya. Bir röntgen MR baktım. Kaan kırık mırık bir şey hissediyor musun? Abi bak her yerimi kırdım ben. Böyle tamam şu an bacağını var. Aşağıda tutma. Kay geri abi. Bokşuna vakit kaybetmeyelim. Hiç iyi değil. Hadi o zaman. Buz varsa hemen buz alalım yoksa dur, devam. Dur, tamam, dur, tamam, dur, tamam, dur, tamam. Dur, basmıyorum, dur, basmıyorum, basmıyorum, basmıyorum. Dur tamam panik yapma kardeşim. Panik yapma. Panik yapma. Bak buradan şimdi gideriz abi. Çevirdi bir tane bak. Oğlum ben köpürücü müyüm Allah aşkına ya? Savaşçı mıyım ya ben? Abi bak belki bir parçacık lifini attı. Bir sakin ol. Gideceğiz hastaneye. Aldın mı koyunu yerden? Abi sana hiçbir şey demiyorum. Abi kafanı dağıt diye konuşuyoruz işte. Aldın mı almadın mı? Sen onu söyle boş ver. Aldıysan oğlum düşünsene. Şu an Türkiye'de bunu yapabilen adam yok. Abi, bir günde bunu yaptın ya onu düşün. Allah Allah. Aferin işte. Bu mu? Evet. Tamam yavaş yavaş şunu. Yavaş yavaş şunu. Yavaş yavaş. Gel canım. Hadi ben gaza geldim. Siz yani beni durdursanız abi. Çok kötü bir şeyim varsa ne yapacağız? Nasıl çekeceğiz abi? Ne yapacağız? Yani nasıl çekeceğiz? Boş ver. Abi ben gaza geldim. Beni durdursanıza gözümü seveyim. Çok canım yanıyor bak ya. Bacağımı kımıldatamıyorum ya. Abi bak farkında mısın? Bana diyor ki niye beni zorluyorsun? Ben mi zorladım? Kendisi gaza gidiyor abi. Bak hayır abi. Sen beni zorlamadın. Bir saniye abi. Bir saniye. Abi. Bir saniye. Korkuyorum diyen kendisi değil mi? İki tane Serkan var. Aksiyona girdiği zaman durdurak bilmiyor. Abi diz doktorunu merdivenden mi çıkarıyoruz hastayı?
Kırgızistan da hastanedeyiz ya. Madalya vereceğim sana bir tane de. Kırgızistan gazisi diye taşıyacaksın bunu. Al bak. Al sen filmde niye almıyorsun Limay? At kokuyorum at. Elimle yemek yaptım, yediremedim şu adamı. Dolma yaptı sana, biber dolmasını seviyorsun diye. Şu sağ dizekliklerinde dejeneratif ve travma sonrası değişiklikleri için kısmi eklem içi hasar, çapraz bağda. Minisküsümde yırtık var galiba, bak ben söyleyeyim. İğne yapacakmışım ne? Ya kopma yok. Aha. Ama yırtılma ve parçalanma ve zedelenme dedi. Bir şeyde daha önceden de bir eskiden de bir hasarın varmış dedi. Bu da gelince iyice iş darmadağın olmuş dedi. İş biraz ciddi. Abi bir ay bir şey yapmıyorsun dedi. Ha. Gerekiyorsa ağrın devam edince bir iki tane daha iğne yapacağım dedi. Bir daha iğne yaptırmam. Ne iğnesi? Ağrı kesici mi? Bilmiyorum. Tamam. Bir sıvı bir şey enjekte etti oraya. Ben senin bacağını alırım, sen benim gözüm olursun. Devam edersin. En son belgesel çekiyorlardı. Eğer zorlarsan komple kopar, bu sefer aylarca sürecek bir tedavi. Bu arada biliyorsun şey çapraz bağ kopukta. Kendini yenilemiyor bağ koptuğu zaman, tamamen koptuğu zaman. Ve vücudunun başka bir yerinden veya kadavradan bir tane bağ alıyorlar. Ve alttan üstten birer tane sanırım bu bağlandığı yere delik açıp içeriden onları bağlıyorlar. Ve o senin vücudundaki başka bir lif oraya zamanla uyum sağlayıp kendini çapraz bağ sanıyor. Genelde hep en akıl almaz, en saçma şeyler yaptıktan sonra çok böyle insanda şey bir his bırakıyor. İyi ki yapmışım ya. Yani başta bunu yapmak çok büyük aptallık olarak geliyordu ama iyi ki yapmışım dedirtiyor. Zaten Ozan'ın en sevdiğim yanı bu. Bazen çok saçma, çok mantıksız gibi gelen fikirleri var başta. Ama o fikirler yaptıktan sonra İnsanı hayatta hissettiriyor. İyi ki yaptık bunu diyorsun. Daha az korkuyorum. Çünkü karanlığa yaklaştıkça o korku yavaş yavaş geçiyor. Artık çocuk değilim. Usul, kurban, kurmanda bu. Bakal, el yurtu, tamam usuluk versin. Çok olsun. Kırgızlarda Gotfer oyunu bir ritüelleşmiş durumda. Ritüel kurbanlık vermeyle başlar. Oyunun kazasız belasız geçmesi için dualar edilir. Halkın, ülkenin sağlığı, barışı, bereketli olması dilenir. Dua töreni yapılmadan oyun bitmez, tamamlanmaz. O yüzden her şey duayla başlar, duayla sonlanır. Selamlar, merhaba. Selamünaleyküm. Abi selamlar. En baştan selam. Oo. Merhaba, merhaba. Kim kanlay? Forma hele. Bayarsın be. Üniforma nerede? Hazır mısın? Gerçekten de hiç hazır değilim. Çok kötü. Bağlarım mağlarım hep yırtılmış, paramparça yapmışım. Biz seninle oyuna çıkacağız diye dumanı da hazır etmiştik. Ah be duman ya. Ah be ya, çok ben her şey için çok teşekkür ederim. Gerçekten harikaydı her şey ama ya benim biraz hatam. Vallahi 3 gün bile olsa sizinle aynı takımda oynadık. Sen neredeyse Kırgız oldum diyor. Abi bak. Abi bak, tüylerim diken diken oldu ya. Vallahi abi, sağ ol. Bir takımın parçası oldun işte ya. Vallahi sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ya. Ya bu var ya, kollarımı kopardı. Üç günde ayran kitlesi yapmış burada. Duman'ın gözlerine bir bak. Derin derin bak, bir baksana. Bizim hissedemediğimiz şeyleri öyle, onlar hissediyor. Ama takımı sevdirmiş kendine, güzel. Bence görev tamamlandı ya. Amacımız bu değil miydi? Size söylüyorum. Üç günde hanginiz o tekiyi yerden alır? Serkan! Gel buraya!
Kırgızistan maceramızın sonuna geldik. Eğlendik mi? Felaket. Başardık mı? Aha başardık. Sakatlandık mı? Sakatlandık. O zaman görüşürüz. Karma duman olduk. Görüşürüz. Bu kadar sıcak ve gerçek insanların sanki sizi yıllardır tanıyormuş gibi gösterdikleri samimiyete şahit olunca ayrılmak yine zor geliyor, yine zor geliyor. Buraya gelirken ata binmeyi biliyordum ama buradan atın ve at kültürünün ne olduğunu yaşayarak ve hissederek hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam. Berge. Ne dedin? Her şey için teşekkür ederiz. Bizim milli ve atlı sporumuzu öğrenmeye çalıştınız. Çok sabah harcadınız. Çok çalıştınız. İnşallah çok kısa sürede iyileşirsiniz. Amin. Orta Asya çok önemli. Türk devletleri çok önemli. Popülerizmin rotalarına değil, ihmal edilen. Onların tecrübeleriyle attan düşme korkumu yenmeyi başardım. Ben düşmeden o keçiyi aldım ya. Bunun önemi gerçekten ama gerçekten benim için çok değerli. Kendi isteğimle, kendi korkularımla yüzleşmeye çıktığım bu yolculuğumda en yakın arkadaşım ve dostum Ozan sayesinde şimdi sırada halletmem gereken yeni korkularım var. Bu kez daha dikkatli olmak ve sakatlanmamayı umut ederek.